Merhaba, Evimizde Tarih 142. bölümle yine karşınızdayız. Bundan önceki birkaç videomuzda izleyicilerimizden gelen sorulara yanıt vermiştik. Yine bugün bir başka soruya cevap vereceğiz. Çanakkale istihkamları. Biz her yıl 18 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyoruz. Yani İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçemediler ve büyük bir yenilgi aldılar. Tarihe altın harflerle Çanakkale geçilmez sözünü yazdık ve dünya tarihinin akışını değiştirdik. Şimdi ben hocamıza şu soruyu yöneltmek istiyorum. İzleyicilerimizden gelen bir soru. Çanakkale istihkamlarının, Çanakkale zaferinin kazanılmasındaki rolü nedir? Bu bölgede yani Çanakkale Boğazı'nda ne kadar istihkam var? Bunlar kaç yılında yapıldılar? Bunlardan bahsedelim. Şimdi şöyle, tabii ki Çanakkale Savaşları'nı biliyorsun, iki aşamalıdır. Öncelikle deniz savaşları, sonra da kara savaşları cereyan etmiştir. Bu arada biz daha önce 5 bölüm olarak Çanakkale cephesini anlatmıştık. Hem denizde geçen muharebeleri hem de karada geçen muharebeleri. İzleyen takipçilerimiz bizi oradan izleyebilirler. Tabii. Şimdi bu istihkamlar tabii ki özellikle deniz savaşlarında çok işe yaradı. Ve düşman donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçmesine engelledi. O dönemde işte dünyanın en güçlü devletleri İngilizler, Fransızlar, savaşın hemen başı yıpranmamış ordularıyla muazzam bir saldırı düzenlediler. Ve bir hafta içinde işte hemen boğazı geçip bir hafta sonra İstanbul'da kahvaltı yapacağını Churchill iddia ediyordu. O derecede kendilerine güveniyorlardı. Ama işte bu istihkamlar, tabii döşenmiş mayınlar da var ama Anadolu ve Rumeli yakasında ki kurulmuş olan bu istihkamlar, buradan düşman donanmasına atılan toplar ve neticede donanmanın önünün kesilmesi ve İtilaf Devletleri'nin ağır bir mağlubiyeti alarak geri dönmeleri. Dolayısıyla istihkamlar işte bu açıdan önemli. Evet. Tarih boyunca da aslında önemli oldu yani. Ha şimdi burada esas değineceğimiz konu tabii ki 2. Abdülhamit döneminde bunların son derece güçlendirilmesi, yeni tabyalar yapılması. Ama tarihi sürece baktığımızda tabii ki her zaman için boğazların önemi tartışılmasız bir gerçek tabii. Evet. Yani özellikle İstanbul'a sahipseniz hem İstanbul Boğazı'nı hem Çanakkale Boğazı'nı iyi istikam etmek durumdasınız. Yani sağlam tutmak zorundasınız. Ki zaten mesela şimdi İstanbul Boğazı Karadeniz'den gelen tehlikelere açık bir yönü. Dolayısıyla orayı sağlam tutmanız lazım. Zaten İstanbul Boğazı'nın diğer bir ismi de Karadeniz Boğazı'dır. Evet. Veya Bahri Siyah Boğazı. Şimdi Bahri Siyah Akdeniz, Bahri Siyah Karadeniz. Evet. Yani zaten Çanakkale Boğazı'nın diğer ismi de Akdeniz Boğazı'dır veya Bahri Sefit Boğazı'dır. Çünkü orası daha açık. Yani oradan gelebilen tehlikeler daha fazla. Daha fazla ülke olduğu için Akdeniz'den gelebilecek tehlikeler. O yüzden tabii ki oranın sağlam tutulması son derece önemli arz ediyor. Ve dediğim gibi tarih boyunca mesela bunun değişik dönemlerde burada istikamlar yapıldığını biliyoruz. Öncelikle ne zaman? Tam İstanbul'un fethi aşamasında. Evet. Yani çünkü İstanbul'un fethi aşamasında işte Fatih Sultan Mehmet bir taraftan İstanbul'u kuşatırken diğer taraftan Haçlılardan, Avrupa'dan gelecek olan yardımların önünü kesmek için çok stratejik mevkiye iki tane kale yaptırdı. Bunlardan biri Kale-i Sultaniye. Yani bugünkü Çanakkale. Tam oraya ve tam karşısına bu Çanakkale Boğazı'nın en dar yeridir burası. Aşağı yukarı 1250 metre civarındadır. Evet. Tam karşısına da Kilitbahir Kalesi. Yani isim son derece anlamlı. Yani bunlar İstanbul'un fethinden önce mi yapılıyor? Tam fetih sırasında. Yani 1452-53 aşaması. Çünkü biz İstanbul'un fethini anlatırken sadece Rumeli Hisarı'ndan bahsederiz. İşte Anadolu Hisarı'nın karşısına yaptırılan Rumeli Hisarı'ndan bahsederiz. Ama hiç bu Çanakkale Boğazı'nda yapılan kalelerden ya da istikamlardan bahsetmiyoruz. Tabii. Çünkü yani ileriye gören bir devlet adamı, padişah olarak İstanbul'u ele geçirdikten sonra oranın korunmasının da son derece önemli olduğunu farkında olması lazım. Yani İstanbul tehlikesi sadece Karadeniz'den değil, Akdeniz'den de gelebilecek. Tabii. O yüzden engelliyor. Zaten seçilen mevki de önemli. En dar yerine
İşte Kale-i Sultaniye ve şey Rumeli tarafında da Kilitbayır. Şimdi sonraki dönemlerde tabii Osmanlı giderek Fatih'ten sonra devasa bir güç oldu ve çok da fazla bir tehlikeyle karşılaşmadı. Ama 1650 yıllarda özellikle o Girit'in fethi aşamasında Venediklilerle yapılan bir mücadele var. Denizli'de de yapılan bir mücadele var. Nitekim Venedikliler bu aşamada işte donanmayla gelip Limni ve Bozcaada'yı bir şekilde işgal ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Evet. Yani bunun üzerine o dönemde alınan bir tedbirle işte Köprülü Mehmet Paşa dönemi, Valide Turhan Sultan'ın vermiş olduğu bir direktifle harekete geçiliyor. Ve hem Venedikliler oradan mağlup edip bölgeden uzaklaştırılıyor. Ama Boğaz'ın tahkim edilmesinin önemi tekrar ortaya çıkınca bu defa da Rumeli tarafına Seddülbahir Kalesi yapılıyor. Onun tam karşısına Anadolu tarafına da Kumkale inşa ediliyor. Yani buradası da tam Boğaz'ın girişinde böyle. Biz buraları hep seninle gezdik. Evet. Girişinde herhangi bir düşman donanması geldiğinde ilk karşılayacak yerler bunlar. Ve sonrasında ise tabii ki ileriki dönemlerde devletin giderek güç kaybetmesi, askeri anlamda da zayıflaması Boğazlılara verilen önemi de azaltıyor. Mesela bunun bir sonucu olarak şunu görüyoruz. 3. Selim döneminde 1807 yılında İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan rahatla geçerek İstanbul önlerine kadar geldiğini ve şehirde bir dehşet havası yarattığını biliyoruz. Ki istikamların işte zayıflığında kaynaklanıyordu bu. Bunu da ayrıca bir konuşuruz zaten. Nasıl olmuştu? Evet, bu da çok önemli. Yani İngilizlerin bu kadar rahat Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'a gelmeleri hakikaten çok büyük bir dehşet yaratmıştır o dönem için. Ki daha sonraki döneme baktığımızda da belki de İngilizler işte 1915 yılında Boğaz'dan saldırmaya başladığında çok rahat geçebileceklerini düşündüler. Daha önce nasıl geçtik, tabii, şimdi de geçebiliriz. İşte bir hafta sonra İstanbul'da kahvaltı yaparız şekline Sözüm getirecek buradan kadar Churchill bu kadar kibirli davranabiliyor. Yani bu kadar tepeden bakabiliyor. Evet, bu olay tabii ki onlara bir güvence veriyor. Şimdi tabii ki 3. Selim döneminde artık donanmalar giderek daha modernleşiyor, daha büyük gemiler yapılmaya başlanıyor ve mevcut istikamlar yeterli olmuyor. O yüzden kolaylıkla geçebildiler. Ve zaten sonradan da istikamların güçlendirme fikri de buradan doğdu. Yani giderek. Hatta şunu da vurgulayalım. İngilizlerin bu geçişleri 19 Şubat'ta olmuştu. 19 Şubat 1807'de. 3. Selim döneminde. 3. Selim döneminde. Bilal'e Çanakkale'de deniz savaşlarını açacakları zaman İngilizler gene aynı tarihte, yani 19 Şubat 1915'te harekete geçtiler ki gönderme yapıyorlar ve kolaylıkla geçebileceklerini düşünerek. Ama bu defa niye geçemediler? Çünkü orası çok güzel bir şekilde istihkam edilmişti. Çanakkale. Yani güçlendirildi o bölge. Güçlendirildi. Ne zaman? Aslında Sultan Abdülaziz döneminde bir takım girişimler var. Yani sözünü ettiğim kalelere ilave olarak tabyalar yapılıyor ve bunlar toplarla destekleniyor. Dolayısıyla Boğaz'ı zorlayacak donanmaların işte geçişlerini önlemek üzere. Ama esas olarak da Sultan Abdülhamit döneminde müthiş bir orada destekleme, yeni tabyalar yapılma, eskilerin tamiri ve böylece Boğaz istikamının tam anlamıyla düşman saldırı karşısında hazır hale getirilmesi söz konusu oldu ki işte esas belki değineceğimiz şeyler bunlar. Tabii ki nasıl yapıldı falan onlar çok uzatır meseleyi ama özellikle 2. Abdülhamit mesela Asafbaşı isimli bir devlet adamını bu anlamda görevlendiriyor. Bölgede keşifler yapılıyor. İşte nereye ne yapılması lazım bunlar tespit ediliyor. Eskilerin ne şekilde tamir edilebileceği ortaya konuyor. Ve sonrasında da faaliyete geçilmiştir. Ama tabii ki bunlar netice itibariyle para isteyen hususlar. Yani devletin maliyesi de tabii ki o kadar para bolluğu yok. Sıkıntılar da yaşanabiliyor. Ama buna rağmen oraya gerekli şey verilmiştir. Önem verilmiştir.
ve ciddi anlamda orada bir tahkimat yapıldı ki. Şimdi burada sadece hani fiziksel anlamda istihkamların güçlendirilmesi yetmiyor değil mi? Yani burada yeni çünkü askerde tutman gerekiyor, komutanı tutman gerekiyor. Onlar sürekli orada kalıyorlar. Tabii ve modern toplarla da teçhiz etmen lazım. O dönemde Alman kurup topları mesela çok meşhur. O toplarla da bu tabloları yapıyorsunuz ama birçok da oraya top bulundurmanız gerekiyor. Yani şimdi dolayısıyla şöyle bir bakalım. 2. Abdülhamit döneminde Anadolu yakasında neler yapıldı? İki kısımla ayırırsak daha kolay anlaşılacaktır. Evet. Hangisi Anadolu yakasında, hangisi Rumeli tarafında? Dediğim gibi 1880'den sonra bu faaliyetler başlamıştı ama harekete geçilmesi sonra oldu bilahare. Öncelikle mesela Mecidiye tablyası Anadolu yakasında. Bu Sultan Mecid döneminde yapılan ama sonradan şey yapmış yani işte vasfını kaybetmiş. Mesela burası tahkim ediliyor. Yeniden yani düzenleniyor. Eski kullanışlı haline getiriliyor. Sonrasında ise Orhaniye tablyası. Tam şeyde Kumkale'nin yanında işte Boğaz'a yönelik saldırıları ilk karşılayacak Anadolu yakasından ilk karşılayacak tabyalardan biridir. Orhaniye tablyası. Rakam şeyde 10 şeydir. 10 metre. Yani bayağı denize sahil çok sayılabilir yani. Yakın yani evet. Onun alçak. Dışında tabii ki bu 1889'da yapıldı. Sonra Dağ Donası tablyası 1892'de yapıldı. Ki bu Dağ Donası tablyasının da önemi Çanakkale Deniz Savaşları sırasında gene burada hem düşmana çok zayiat verdirildi. Diğer taraftan da tabii ki düşmana buradan çok zayiat verdirince düşman gemilerinin hedefi haline de geliyor. Burada görevli olan iki subayımız Üsteğmen Hasan ve diğer subayımız Mevsuf Beyler orada şehit oluyorlar. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla bugün buraya Hasan Mevsuf tabyası olarak isimlendiriliyor. Hala da öyledir. Sonra Hamidiye tabyası gene Sultanahmet döneminde Anadolu yakasında. Şuna da belki değinmek lazım. Sultan Aziz döneminde de aslında Karanlık Liman tabyası, Timenlik tabyası da daha önceden Sultan Aziz tarafından yapılmıştı. Ya bu isimler genelde hani şehitlerin isminin haricinde bulundukları bölgenin özelliğine göre bölge olarak isimler tabii galiba. Ki bölge ismi de alıyorlar tabii. Ya da işte padişah bir de padişah ismi. Evet. Mesela Hamidiye tabyası hem Rumeli'de var hem Anadolu'da var. İki taraflı olarak da var yani. Şimdi aynı şekilde Mecidiye tabyası da o şekilde hem Anadolu tarafında hem Yunan tarafında. Sultan Mecid de tabii Abdülhamid'in babası. O açıdan babasının ismini de tabii ki devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi daha çok da böyle şeyde Rumeli yakasında yani Gelibolu Yarımadası üzerinde işte Eceabat'tan şeye kadar Settül Bahir'e kadar olan kısımda sahil şehirlerinden yapılan ciddi bir istihkam şeyi var. Ki bunlardan bir tanesi Ertuğrul tabyası. 1895. Ertuğrul ismi de unutulmamış. Ertuğrul tabyası, evet. Ki işte Kara Savaşları'nda da aslında ilk çıkarmanın yapıldığı Ertuğrul koyu var. İşte o bölgede 60 metre rakımda yapılan bir tabya. Ki ilk saldırılarda işte Orhaniye ve Ertuğrul tabyası çok iş gördü. Yani deniz savaşlarının ilk aşamasında. Niye? Çünkü önce en uçta bunlar var. Sonra gene Abdülhamit tarafından yaptırılan diğer şeyler. Domuzdere tabyası, Kayalıktepe tabyası, Yıldız tabyası. Bunlar 1892 yılında yaptırılıyor. Ve Mecidiye tabyası, gene Hamidiye tabyası ve daha önce Abdülaziz tarafından yaptırılmış olan Namazgah tabyasının yeniden düzenlenmesi ve Değirmenburnu tabyası. Özellikle bu Hamidiye, Mecidiye ve Namazgah Kilitbahir mevkiinde bulunuyorlar. Ve ikinci aşamada yani ilk aşamada 18 Mart savaşının öncesinde uçtaki tabyalar iş görmüştü. Sonra o tabyalar tabii bir süre sonra susturulunca bu defa merkezdeki bu tabyalar, Mecidiye, Hamidiye ve Namazgah tabyaları çok aktif şey yapacaktır. Çünkü daha içeriye doğru yaklaştıkları için düşman donanması bu defa da bunlar çok şey yarayacaktır. Ve dolayısıyla bu anlamda düşmanın
Çanakkale'den geçmesi mümkün olmamıştır. Evet. Dolayısıyla işte bu yapılan istihkamların önemi bu anlamda karşımıza çıkıyor. Peki şimdi toplam bu, ne kadar tabya var? Onun toplamını aldın mı? Yani işte aşağı yukarı yani 8 tabya Anadolu yakasında, 8 tabya da şeyde Rumeli yakasında. 16 tabya. Yani, evet. Ama sonradan tabii bunlara ilaveler de yapıldı muhakkak. Yani bu daha çok böyle çok iş görenlerden bahsetmiş oldum. Şimdi bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Tabii şimdi bu Sultan Abdülhamit döneminde şey yapılırken, bu tabyalar inşa edilirken İngiltere rahatsızlığını beyan ediyor. Yani şimdi kime karşı da yapılıyor bu tabyalar? Çanakkale Boğazı güçlendiriliyor ya. Evet. Ve kendine karşı bir tehdit olarak görüyor. Ben cevabı bunu biliyorum, o yüzden gülüyorum. Evet, müthiş bir cevap geliyor şimdi. Tabii gerçekten cevap çok müthiş. Evet. Dolayısıyla İngiltere'ye göndermiş olduğu cevap Abdülhamid'in, evet, bu tabyalar yapılırken şimdi diyor ki İngilizlere, her şeyden önce şunu söylemeliyim ki ben kendi evimin mutlak hakimiyim. Ne zaman istersem, ne zaman gerek duyarsam evimin her iki kapısına da anahtar ve kilitlerini yaptırırım. Evet. Bu kadar. Yani çok müthiş bir cevap vermiş zaten. Evinin şeyi, kapıları bir tanesi Çanakkale Boğazı, diğeri İstanbul Boğazı. Dolayısıyla bunun kilidi de bende, anahtarları da bende. İstediğim zaman bunları yaptırırım. Evet. İstediğim zaman güçlendiririm. Yani diyor ki evimin kapılarının anahtarı bende. İster evet, açarım, ister kapatırım. Evet. Buna kimsenin, bu konuda kimsenin bana karışmaya hakkı yoktur. İster evimin, İster önce evimin sağ kapısını, istersen sol kapısını yaptırırım. Bu seçimi yapmak tamamen bana ait olan bir meseledir. Yani burada çok özgüven var. Ve İngiltere'ye çok ciddi bir mesaj var. Yani ben burada yapmış olduğum bir boğaz güçlenmesinden dolayı sana hesap mı vereceğim? Evet, yani müthiş. Şeklinde yani. Hı hı. Bu seçimi yapmak tamamen bana ait olan bir meseledir. Bunun gibi eğer önce Çanakkale tahkimatını başlatmış isem, bu tedbirden İngiltere'nin alınması ve aleyhime yorumlaması için bir neden göremiyorum. Eğer böyle bir neden olsa Avusturya, İtalya ve Yunanistan'ın da benzeri şikayette bulunmaları ve benim kötü niyetimden şüphelenmeleri gerekmez miydi? Ve diğer taraftan da şöyle bir mesaj da veriyor. Niye siz alınıyorsunuz yani? Çünkü Akdeniz'den gelebilecek işte İtalya var, Avusturya var. Aslında İngiltere kendini var, ele de vermiş oluyor yani. Bir nevi emperyalist işlerini ortaya koymuş oluyor tabii ki. Ve bu çok diplomatik anlamda işte tokat gibi cevap. Hakikaten aslında tokat gibi İngiltere cevap vermiş. Yani. Şimdi bunun bir son aşaması da var. Bu örneği de verdikten sonra tamamlayalım zaten. Şimdi Çanakkale istikamlarının gerçekten işte deniz savaşlarında çok işe yaradığını biliyoruz. O yüzden şeyden geçilemedi. Çanakkale'den deniz savaşları aşamasında düşman donanması ağır bir yenilgi alarak geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi bu deniz savaşlarının devam ettiği bir aşamada ilginç bir gelişme de yaşanıyor. Tabii ki savaşın neticesi ne olacağı belli değil. İstanbul'da bir tereddüt de var. Yani bir şekilde boğaz geçilirse o zaman İstanbul'da işgal olacak. Ve dolayısıyla hükümet merkezini mesela Eskişehir'e taşıma, hatta bazı evraklarda taşınmaya başlandı bile yani. Çünkü yani, başkent tehlikeye düşüyor yani. Tabii. Diğer taraftan da işte Padişah Sultan Reşat o zaman Padişah şeylerin eline geçmesin, işgal güçlerin eline geçmesin diye Padişah'ı Konya'ya gönderme hazırlıkları var. Tabii Sultan Reşat bu hazırlıklara çok da ses çıkarmıyor. Yani kabul etmek durumunda kalıyor. Fakat şöyle bir durum da var. O dönemde de Sultan Abdülhamit artık tahttan indirilmiş padişah olarak Beylerbeyi Sarayı'nda yaşıyor. Şimdi İngilizlerin gelmesi halinde İstanbul'a onun da ele geçmemesi lazım. Dolayısıyla işte bir heyet gidiyor Sultan Abdülhamit'e. O zaman Dahiliye Nazırı İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın başkanında bir heyet Sultan Abdülhamid'i ziyaret ediyorlar ve ne yapma görevlerinden Sultan Abdülhamid'i İstanbul'dan gitmeye ikna etmek. Konya'ya gitmeye ikna etmek. Ve burada da şimdi gene istikam mevzusuna bağlanacak. Bunu bilmiyorum, için, merak yani, ettim. Evet, istikam mevzusuna bağlanacak. Şimdi Talat Paşa Sultan Abdülhamid'e
hürmetkar bir dille şöyle diyor. Acil bir tehlike arz etmemekle beraber durum çok ciddidir. Düşman denizden ve karadan Çanakkale'yi zorluyor. Şiddetli müdafaya rağmen Allah göstermesin boğazı geçerlerse bir müsalahaya mecbur olmamak için gerek Padişah Efendimiz gerek meclis ve hükümet karar vermiştir. Anadolu'ya geçip harbe oradan devam etmeye karar vermiştir. Hatta zat-ı şahaneleri için Konya'da Çelebi Efendi'nin konağı tahliye olunmuştur. Korkulan vaziyete karşı zat-ı hümayunların hangi şehirde ikamet etmek isteyeceğini öğrenmek üzere birader-i şahaneniz tarafından öğrenmeye memur edildik. Emir ve iradelerinize muntazırız. Yani bu üslup çok hoş bir üslup tabii görüyorsunuz. Yani tabii olayı büyütmüyor. Yani çok önemli bir tehlike olmamakla beraber neticede çok ciddi bir durum var. İstanbul İngilizlerine geçebilir. Dolayısıyla işte sizi de buradan götürmek istiyoruz. Biz Konya'ya götürmek istiyoruz ama siz nereyi tercih edersiniz? Beni bildiğim Akdeniz hiçbir yere gitmemesi lazım. Evet. Ve biraderinizin de selamı var. Yani Sultan Reşat'ın selamı var. O da işte gitmenizi istiyor şeklinde. Şimdi cevap tabii ki burada önemli. Şevketli biraderimin bastığı yerlere dahi bağlılığımı arz ederim. Ancak endişeleri tamamen yersizdir. Eğer dokunulmamış ise ben zamanında Çanakkale'yi fevkalade tahkim eylemiştim. Oradan hiçbir donanmanın geçmesi mümkün değildir. Şimdi burada işte gene yapılan o faaliyetin, yani Sultan Abdülhamit döneminde yapılan o faaliyetin ne kadar önemli olduğunu ve padişahın o istikamların gücünün farkında olarak çok güvenli bir şekilde ne dediğini görüyoruz. Evet. Hiç endişe etmeyin diyor. Düşman donanması oradan geçemez. Geçemez. Çünkü ben zamanında yeteri kadar orayı güçlendirdim şeklinde cevap veriyor. Bu aynı zamanda red anlamında. Tabii sonrasında bazı hususlar da var. Orada değinmek lazım. Ama farz edelim ki geçtiler. Farz edelim geçtiler. O halde hükümdarın yapacağı şey tacını tebaasını terk ederek kaçma zilleti değil, sarayındaki payitahtının taşları altında canını feda etmektir. Hazreti Fatih bu beldeyi küffar elinden fethettiği zaman Bizans İmparatoru Konstantin'in kaçmayıp harp ede ede yıkılan kalelerin altında can vermek kahramanlığını göstermiştir. Biz Fatih'in soyu Konstantin'den aşağı kalamayız. Zat-ı Şahane'ye böylece arz edin, müşteri olsunlar ve ezeli iradeye boyun eğsinler. Şuradan şuraya kımıldamasınlar. Düşman buraya giremez. Bana gelince ben artık hiçbir yere gitmem. Yegane arzum burada ölmektir. Biraderimden ve hükümet-i seneyeden bu arzuma yardımcı olmalarını dilerim. Evet, işte Çanakkale istikamları, onların sağlam yapılması ve sonuçta olayın buraya bağlanması. Yani tam da deniz savaşlarının o en hızlı bir şekilde sürdüğü bir süreçte Sultan Abdülhamid'e devrik padişahı olarak gidiliyor ve sizi İstanbul'dan götürmek istiyoruz deniyor. O da diyor ki ben buradan bir yere gitmem. Birader Sultan Reşat da bir yere gitmesin. Çünkü bizim görevimiz diyor. Yani bir de Konstantin Bizans İmparatorluğu'ndan örnek vererek evet o bile işte Fatih şehri fethederken şehirden kaçmadı. Kahramanca şehrini savundu. Biz ondan farklı davranamayız. Ama esas olarak da Çanakkale istikamları son derece güçlüdür. Oradan geçemezler. Dolayısıyla bu vesileyle neyi görmüş olduk? Gerçekten bu istikamlar zaten orayı korumak üzere yapılmıştı. Ve gerçekten de işlevini gördü. Çanakkale Deniz Savaşları'nda o büyük bir güçle saldıran İngilizlerin ve Fransızların ağır bir yenilgi alarak geri dönmelerine vesile oldu. Başlarken söylediğim gibi aslında tarihin akışını değiştiren gelişmelerden biridir tabii ki. Evet. Şimdi biz zaten çok detaya girmiyoruz. Çünkü daha önce 5 video çekmiştik Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak. İkisi denizde meydana gelen savaşlar, 3 tanesi de kara savaşlarıydı. O yüzden çok detaya girmedik. Sadece istikamlardan bahsettik. İzleyicilerimizin sorularını da sorusunu da yanıtlamış olduk. Sanıyorum sohbetimiz burada tamamlandı. Evet. Evet, bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.